İsmail Hakkı Kuzum kimdir? İsmail Hakkı Kuzum 27 Haziran 1963 tarihinde Akhisar Has Hoca Mahallesi'nde dünyaya gelmiş. Akhisar'ımızın eski esnaflarından merhum İsmail Kuzum'un oğlu. Eğitimini İzmir Mithatpaşa Teknik Okulu'nda tamamladıktan sonra Denizli, Çankırı, Erzincan olmak üzere vatani görevimizi burada yaptık. Daha sonra kendimiz ticarete, baba mesleğimiz olan ticarete kendimiz atıldık. Halihazırda Akhisar'da ticaretle uğraşıyoruz, esnaflık yapıyoruz. Siyasete nasıl girdiniz? Benim siyasete girme serüvenim biraz ilginç. Asıl bizim büyüklerimizin siyasi merakıyla girdik. Vakti zamanında Refah Partisi var iken, kapatılan Refah Partisi varken merhum Necmettin Erbakan hocamızı birkaç konferansında dinledik ve etkilendik. Halihazırda Erbakan hocamızı ciddi seven, epey sempati duyan birisiyim. Onun fikirlerine ve o zaman dinlediğimizde etkilendik. O fikirleri benimsedik. Ve o hemen o anda Refah Partisi'nin üye olduk. Yönetim kadrolarında yer aldık. Ve daha sonra da Refah Partisi kapatılınca Fazilet Partisi'ne görev aldık. Ve Fazilet Partisi kapatıldı. Saadet Partisi'nde devam ediyoruz. Dolayısıyla siyasetimiz biraz 1980'li yıllar diyebilirim. Biraz eskiye dayanıyor. O zamandan beri milli görüş çizgisindeki siyasi partilerde siyaset yapıyoruz. Manisa birinci sıra adayı oldunuz. Bununla ilgili düşünceleriniz nelerdir? Şimdi şöyle söyleyelim. Biz öncelikle malumunuz Kurban Bayramı'nın birinci günü Saadet Partisi Manisa birinci sıra milletvekili adayımız daha önceden belirlenen Sayın Cemil Bağcı Beyefendi'ydi. Fakat Cenab-ı Hakk'ın takdiridir. Cemil Bağcı Kurban Bayramı'nın birinci günde vefat etti. Bizler de cenazesine katıldık. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Genel merkezimiz, arkadaşlarımız, il yönetimi Cemil Bağcı Bey'in yerine bizleri uygun gördüler. Milli görüş felsefesinde görev istenmez, verilir ilkesi hakimdir. Biz de bu kutsal görevi geri çevirme lüksünde bulunamazdık. Ve dolayısıyla milletvekili adayı olduk. Bizler için sıralama çok önemli değil. Tabii ki birinci sıra oluşu bize bir onur veriyor, gurur veriyor. Ama bizim milletvekili adaylarımızın hepsi birinci sıraya layık arkadaşlardır. Birinci sıra milletvekili olayımız bu şekilde gelişti. 1 Kasım'daki yapılacak genel seçimler sizce nasıl sonuçlanır? Şimdi 1 Kasım'daki seçimlerin her zamankinden daha önemli olduğunu düşünüyoruz. Şimdi malumunuz 7 Haziran'da bir genel seçimler yapıldı. Milletimiz tek başına iktidarı hiçbir siyasi partiye vermedi. Ve bu süreçte de 7 Haziran'dan günümüze kadar oldukça ilginç gelişmeler zuhur etti. Yani bir kere insanlarımız, milletimiz gördü ki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan siyasi partiler ile bu sorunların çözülmesi mümkün değil. İşte görüyoruz 7 Haziran'dan sonraki memleketin o denli, o ciddiyette sorunları olmasına rağmen her biri oy avcılığına hangi hamleyi atar isem oy kazanabilirim hesabı içerisinde. Yani memleket sorunlarını gidermek, memleketin sorunlarına çözüm bulmak yerine kendi oylarını bir nebze nasıl arttırabilirim sevdasına düştüler. Milletimiz de bunu gördü, milletimiz de bunu takdir ediyor. Dolayısıyla 1 Kasım seçimlerinin 7 Haziran seçimlerinden farklı olacağını düşünüyorum. Bu seçimlerde Saadet Partisi'nin çok ciddi bir sıçrama içerisinde olacağını düşünüyorum. Zaten bir de mevcut anayasamızın 148. maddesine bir fıkra eklendi. Bireysel başvuru diye bir teknik mesele var. Bu bireysel başvuru hadisesiyle de ayrıca bu baraj sorunu da ortadan kalkmış oluyor. Bu da tabii biraz uzun bir mesele, teknik mesele. Bunu daha detaylı anlatılması gerekiyor. Fakat burada o kısa zamanda anlatım birazcık daha zor. Yani bu
1 Kasım seçimlerinde Saadet Partisi'nin çok ciddi bir sıçrama yapacağını düşünüyorum. Manisalı seçmenlere vermek istediğiniz mesajlar var mı? Tabii ki bizim seçmenimize, sadece Manisalı değil bütün seçmenimize vermek istediğim mesajlar var. Biz sadece Saadet Partisi'ni insanların iyi analiz etmesini öncelikle istiyoruz. Bakın, denenmiş denenmemeli. Yani şimdiye kadar mevcut iktidar CHP, MHP birçok dönemlerde denendi. Bu deneme sürecinde bu siyasi partilerin faaliyetleri milletimiz tarafından analiz edildi. Dolayısıyla bu aynı siyasi partilerin bağlı oldukları odaklar maalesef Türkiye'mizde medya gücünü ve etki alanlarını ellerinde tutuyorlar. Bu etki alanları vasıtasıyla bir algı operasyonları, farklı algılar oluşturuyorlar. Yani şu an halkımıza ya A partisine, ya B partisine, ya C partisine oyunu ver diye bir mesaj yayılıyor. Fakat görüyoruz ki bu partilerin hiçbiri de mevcut sorunlara çözüm üretemiyorlar, çözüm bulamıyorlar. Dolayısıyla denenmiş denenmemelidir. Bizim halkımıza vereceğimiz mesaj, insanların Saadet Partisi'ni inceleyip Saadet Partisi'ne oylarını vermeleridir. Çünkü Türkiye'mizin sadece Türkiye'de değil, İslam alemi, hatta daha da ileriye gidelim, insanlığın kurtuluş reçetesi Saadet Partisi'nin politikalarındadır. Saadet milli görüş çizgisindedir. Onun için seçmenimizin bunları dikkate almasını hasreten rica ediyoruz. Peki 1 Kasım'daki yapılacak bu genel seçimde Saadet Partisi'nin en büyük vaatleri neler? Şimdi Saadet Partisi'nin seçim beyannamesi oldukça geniş. Hatta biz elimizde bu kitapçıkla geziyoruz. Biliyorsunuz pazar günü Ankara'mızda seçim beyannamesinin açıklanması ve adaylarımızın, milletvekili adaylarımızın tanıtım toplantımız vardı. Bizler de oraya iştirak ettik. Orada seçim beyannamemiz 67 sayfadan oluşan bir beyanname. Oldukça geniş. Fakat en büyük vaatlerini sorar iseniz, şu an memleketimizin içinde bulunduğu çok önemli sorunlar var. Mesela bir terör belası. Mesela ekonomi. Mesela dış politika. Yani daha birçok sorunumuz var ama şu an öne çıkan sorunlar. Bu sorunlara Saadet Partisi'nin çözüm bulduğu seçim beyannamesinde de bu bulunuyor. Bunların çözümünün Saadet Partisi'nde olduğunu bizler biliyoruz. Bunu vaat olarak da sunuyoruz. Yani biz Saadet Partisi olarak terör sorununu çözeceğimizi vaat ediyoruz. Sadece vaat da değil, yaptık da. Nasıl yaptık da? Malumunuz 96-97 yılında Refah Yolu hükümeti rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın başbakanlığında iktidardaydı. O zamanlar yaşları müsait olanlar hatırlayabilir. Terörün, o zamanki terörün, 90'lı yıllardaki terörün en büyük destekçisi olarak bilinen çekiç güç Refah Yolu hükümeti tarafından dışarıya gönderilmişti. Yani biz sadece vaat etmiyoruz, aynı zamanda yaptık diyoruz. Yani biz terör sorununu çözeceğimize inanıyoruz. Yani terör, sadece terör sorunu değil, memleketteki birçok sorunun çözümü bizim milletimizin kardeşlik ruhunun pekiştirilmesinden geçiyor. Yani Hakkari'deki bir vatandaşımızın acısını Edirne'deki bir vatandaşımız hissetmesi gerekiyor. Ve hissediyor da, bundan eminiz, tabanda sıkıntı yok. Dediğim gibi biz birleştirici, bütünleştirici bir vizyon sahibiyiz. Bunu da inşallah hayata geçireceğiz. Bir Kasım seçimlerde bunun için bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Dış politika diyoruz. Dış politikada bugün dibimizde Suriye meselesi var. Irak meselesi, Suriye meselesi. Ve ne acıdır ki vakti zamanında Osmanlı toprakları içerisinde olan Suriye ve İslam beldesi Suriye ve Orta Doğu için çok önemli olan bir ülke şu an kan ağlıyor. Her tarafta insan kanı, Müslüman kanı akıyor. Ama o derece, o denli de acıdır ki Suriye hakkındaki kararı hiç ilgisi olmayan ülkeler veriyor.
Yani Amerika Birleşik Devletleri şu an mesaj veriyor. Diyor ki tabiri caizse kral benim mesajı veriyor. Bunun yanında Rusya, Suriye benim mesajı veriyor. Fakat her halükarda da kaybeden Müslümanlar oluyor. İslam dünyası oluyor. Yani bizim seçim vaatlerimiz dediğimiz, sadece bunlar seçim vaatlerimiz, seçim beyannamemiz değil. Aynı zamanda bizim politikamız, milli görüş politikamızın içerisinde olan şeyler. Biz sorunları çözeceğiz derken, çözüm biz derken afaki, ütopya şeyleri vaat etmiyoruz. Yani mesela bu dış politikadaki sorunları da İslam birliğini harekete geçirerekten, İslam birliği müessesini kuraraktan, hatta bir adım daha ileriye gidip ortak savunma paktı, bizim seçim beyannamemizde bu da var. Yani yeni bir savunma paktı kurmayı hedefliyoruz. Ancak akan kanın bu şekilde durabileceğini düşünüyoruz. Biz bunlarla ilgili birçok defalar, birçok hamleler yaptık. Ama maalesef ki bu hamleleri yaptığımızda mevcut iktidar tarafından devamlı olarak suçlandık. Yani hatırlarsanız bundan 4 yıl önce ilk Suriye krizi başladığında Saadet Partisi'li bir heyet her türlü riski göze alaraktan Şam'a gitti. Ve Şam'da Esed dahil birçok gruplarla görüşmeler yaptı. Ve o zaman mevcut basın diyeyim, iktidar diyeyim bizi Esedçilikle suçladı. Halbuki bizim hedefimiz neydi? Öncelikle akan kanın durdurulmasıydı. Yani bizim politikalarımız ve bizim yaptıklarımız, yapacaklarımızın güvencesi olduğunu düşünüyoruz. İnşallah 1 Kasım seçimlerinde halkımız bu fırsatı bize verecek. Bizler de bunları hayata geçireceğiz. Son olarak söylemek istediklerinizi alalım. Şu şekilde söyleyelim. Manisa'mızı seviyoruz. Manisa'mızın çok daha özellikle mecliste de ve özellikle iktidarda da çok daha iyi yerlerde temsil edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Ülkemiz malumunuz ama bizim için Manisa'mız da önemli. Biz Manisa'mıza katma değer bir şeyler katabileceğimize inanıyoruz. Bunun için siyasette varız. Bunun için Saadet Partisi'nde varız. Böylelikle ben bütün seçmenlerimizi, bütün hemşerilerimizi sizin vesilenizle selamlıyorum. Hepsine teşekkür ediyorum. Biz de başarılarınızın devamını diliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkürler. Akhisarpress.com, Akhisar'ın en güncel haber sitesi.